Şimdi tarım dünyada zaten çok önemli ama salgın sürecinde ne kadar kritik, ne kadar stratejik önemde olduğunu daha da çok anladık. Ülkelerde tarım politikalarını revize ediyor. Yeni önlemler, yeni adımlar atılıyor. Türkiye'de de şimdi üzerinde çalışılan bir konu var. Tarım Bakanlığı işlenmeyen tarım arazilerini mülkiyet hakkına dokunmadan üretime kazandırmak için çalışmalar yürütüyor. 2 yıl üst üste işlenmeyen tarım arazisi üretim için kiralanacak. Ekonomi Gazetesi tarım yazarı Ali Ekber Yıldırım şimdi konuğum. Ona soracağız nasıl bir çalışma olacak bu. Ali Ekber Bey merhaba, hoş geldiniz. Merhaba, iyi yayınlar Serap Hanım. Çok teşekkürler. Daha önce hiç böyle bir çalışma yapıldı mı? Böyle bir uygulama yapıldı mı Türkiye'de? Ve üzerine çalışılan nasıl bir yöntem? Bu boş arazilerin yani atıl durumdaki tarım arazilerinin değerlendirilmesine yönelik zaman zaman gündeme geliyor. Bu konuda çalışmalar yapılıyor. Evet. Ama bu kez biliyorsunuz 5 Nisan tarihli resmi gazetede bir orman kanunu ve bazı kanunlarda yapılan değişiklikler var. Vardı. Burada bu kanun değişikliklerinde önemli bazı noktalar vardı. Birincisi üretimin planlanması. İkincisi çiftçi bir ürünü ekmeden önce Tarım Bakanlığı'ndan izin alarak ancak ekim yapabileceği, buna yönelik bir düzenlemeydi. Yine sözleşmeli üretim bu yasa değişikliğinde vardı. En önemli konulardan birisi de sizin söylediğiniz bu 2 yıl üst üste ekilmeyen tarım arazilerinin Tarım Bakanlığı tarafından işte kiralanarak buraların boş kalmaması, atıl kalmamasına yönelik bir çalışma. Tabii burada kiraya verilirken öncelikle orada ikamet eden, yani orada çiftçilik yapan, üretim yapanlara kiraya verilmesi öngörülüyor. Eğer orada bir talipli çıkmazsa o zaman yine kanunla kurulmuş işte kooperatifler, birlikler, vakıflar bu tür kurumlara da kiraya verilebilecek. Tabii bütün bunlar kağıt üzerinde yani yasa olarak, mevzuat olarak çok iyi görünüyor. Ama uygulamaya geçtiğimizde bu tür konular hep problem oluyor. Biliyorsunuz, evet, Toprak Koruma ve Arazi Kullanım Yasası 2005 yılında çıkarıldı. Ve 2005 yılında çıkarılırken de temel amaç tarım topraklarını korumaktı. Tarım arazilerini korumaktı çünkü siz de belirttiniz, tarım her geçen gün, gıda her geçen gün daha da önem kazanıyor. Ama 2002'den 2020 yılına kadar baktığımızda Türkiye'nin tarım toprakları 26,5 milyon hektardan 23 milyon hektara düşmüş. Ali yani Ekber Bey, burada araya gireceğim şu nedenle. Bu arada kaybetmiş. Şimdi üretimi yapılan araziler ya da kaybolan arazilerden bahsediyoruz. Şimdi bir de bunun artırılması için 1,5 milyon hektarlık bir arazinin bu yöntemle tarıma kazandırılması hedefleniyormuş. Kim işleyecek? İşleyecek çiftçi var mı? O arazi kiraya verilmek istense onu işleyecek, hemen kiralayacak olan kim? Yani burada onunla ilgili bir eksiklik de yok mu? Çünkü çiftçi sayısı da düşüyor bildiğim kadarıyla. Ya yani orada bireysel olarak kiralamaktan mı bahsediyor? Devlet eliyle evet, işletilmesinden mi bahsediyor? Bahsediliyor nedir oradaki ayrıntı? Çok önemli bir soru ve bence işin can alıcı noktası da bu. Yani ekilmeyen bir tarım arazisi var. Aşağı yukarı 1,5 milyon hektarlık bir alandan bahsediyoruz. Burası birincisi neden ekilmiyor? Önce ona bakmamız lazım. İkincisi bunu kim ekecek? Yani bu biri burayı alıp ekmesi lazım. Veya niye bugüne kadar ekilmedi? Şimdi burada birincisi şu. Çiftçi neden ekmiyor? Kazandığı da ekim yapıyor, işte üretime devam ediyor. Birincisi çiftçi sayısında, üretim yapan çiftçi sayısında bir azalma var. Yani köyden kente ciddi bir göç oldu. Özellikle bu son yıllar biraz daha da hızlandı bu. Neden? Çünkü maliyet çok yüksek. Yani çiftçi diyor ki ben bir masraf yapıyorum, evet, üretim yapıyorum ama bununla sattığım ürünle bunu karşılayamıyorum, zarar ediyorum. Dolayısıyla çiftçi para kazanamadığı için buraları. İkincisi nüfus yaşlandı. Yani nüfus ortalama 57 yaş. Onun üretim yapması çok zor. Bir de devletin verdiği yardımlar var. Onunla iyi kötü geçiniyorum diyor. Üretim yapmıyor. Diğer taraftan
sosyal güvencesi yok. Yani birçok çiftçi çocuğu şehirlere sosyal güvencem olsun, ben de emekli olayım, sonra gelirim köye diye Ediyorlar. düşünerek bir otelde çalışmayı, bir işte belediyeye girmeyi daha çok tercih ediyor. Hatta çiftçiler şöyle diyor, çocuğu belediyede veya bir otelde işe girince o gitti kendini kurtardı diye bakılıyor. Şimdi böyle bir bakış açısı, çünkü tarım gerçekten hani o kadar önemsiz hale getirildi ki bugün artık ekim yapmıyor. İşte birçok, şimdi şehirde konuştuğum birçok kişi, bizim de tarlalarımız var ama gidemiyoruz, işte ekemiyoruz. Şimdi bakanlık diyor ki tamam sen gelmiyorsun, Evet. arazileri birilerine kiraya vereceğim ve onlar ekecekler, kira bedelini de senin hesabına yatıracağım. Dediğim gibi Ankara'dan bakınca bu çok normal görünüyor. Ama uygulamaya gelince gerçekten bu çok zor. Yani burada öncelikle çiftçileri, gençleri tarıma kazandırmamız gerekiyor. Pandemiyle birlikte buna bir yönelme oldu. Beni de arayan birçok kişi, ya bizim babadan kalma arazilerimiz var, bu pandemide gıdanın önemini gördük, biz üretim yapmak istiyoruz diyorlardı. Ama bu gençler yeterince destek görmediği için, yönlendirilmediği için ne yazık ki bunu iyi değerlendiremedik. Yani ben şu anda bu yayına Dikili'den katılıyorum mesela. Dikili'de işte Dikili Konakları diye bir site var, oradan katılıyorum. Ya burası sahiller altı, eskiden tamamen üretim yapılan, ova olan bir yerdi. Ama şimdi tamamen konuta dönüşmüş. Yani bir yandan tarım arazilerini kaybediyoruz, bir yandan gıda fiyatları niye bu kadar pahalı diye yakınıyoruz. Bu üretimin olmamasından kaynaklanıyor. Yani mevsiminde işte taze fasulye 100 liraya çıkıyorsa, bir bamya 100 liraya satılıyorsa, bu üretimin az olmasından O kaynaklanıyor. zaman diyorsunuz ki İkincisi, siz bunun arda çok az uygulanabilmesi ürünlerde için çiftçinin... o kiralanan, yani kiralayacak kişinin, Evet, yani buyurun. işlemeye niyeti olanı da teşvik edecek bir destek vermek gerekir ki talip olanların sayısı artsın diyorsunuz. Yani çiftçilik yapacak kişinin Kesinlikle. sayısını da arttırmanın yollarını bulmak lazım diyorsunuz. Galiba dondu. Ha, geldi, tamam, buyurun. Ya, üretmiyor. Yani niye üretmesin? Ali Ekber Bey, ben yayını noktalamak zorunda kalacağım çünkü bağlantı çok sağlıksız. Şimdi bu çalışmayla konuştuğumuz gibi 2 yıl üst üste işlenmemişse, hisseli olabilir, tek kişiye ait olabilir bir tarım arazisi devlet eliyle kiralanacak. Öncelikle Ali Ekber Yıldırım'ın söylediği gibi o hemen köyde yakınında öncelikli o bölgedeki insanlara, çiftçilere, üreticilere, olmazsa da kooperatiflere, sivil toplum kuruluşlarına, bunun diğer desteklerle de uygulamasının kolaylaştırılması gerekiyor dedi Ali Ekber Yıldırım.